con la 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 la. Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar daha fantastik bir konudan bahsedeceğiz, daha fantastik bir durumdan bahsedeceğiz. Neyden bahsedeceğiz? Bir canlı yayın yaptık arkadaşlar, gece bir canlı yayın yaptık. Normalde biliyorsunuz hani Proxima aranızı kasıyorum şu anda veyahut da bende olmayan hero'ları kastığım zaman bolca canlı yayın yapıyorum. Aslında bir canlı yayın yapmıştık ve canlı yayını bırakmıştık. Daha sonra konuşurken sağ olsun dede lakaplı Raşit abimiz var bizim arkadaşlar. Bu MMX ittifakında Niki Taha arkadaşlar MMX ittifakında. Sağ olsun line grubunda konuşurken diğer oyuncuların da canlı yayına katılmasını hani katılır mıyız yapar mıyız muhabbeti oldu. Ve bir anda arkadaşlar yaparız diye bir isim bir şey gelince. Tabi bunların içerisinde Gencerme'ye de var. Harun abi de var. Ben birazdan göstereceğim arkadaşlar. Birçok büyük oyuncu var. Geliriz dediler canlı yayın arkadaşlar. Ve ben de tekrardan bir canlı yayın açtım. Çok keyifli oldu. Yani oyun oynamadık çok fazla. Ama çok sohbet ettik. Özellikle herkesin merak ettiği Gencermi arkadaşlar. Birçok soruya cevap verdi. Hatta birçok kişi inanamadı. Bunun üzerine işte Murat abi bana benim arkadaşlık sistemden yazı yazdı. Hani canlı yayındayım. Hani inanmayanlar için inansınlar ben buradayım tarzında arkadaşlar. Bir yazı geldi. Ve o konuşmalardan bazı kareler aldım arkadaşlar. Bazı parçalar aldım. Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Hani Gencermi'nin, işte Raşit abinin, Harun abinin veya diğer büyük oyuncular arkadaşlar düşüncelerini paylaştıkları. Efendim kedi. Ne? Miyav tabi. Büyük oyuncuları gördün kendinden geçti. Gel. Arkadaşlar hani elimden geldiğince bu büyük oyuncuların sözlerini de paylaşacağım. Düşüncelerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Hem Gencerme'ye yani Murat abiye, hem Raşit abiye, hem Harun abi başta olmak üzere diğer gelen bütün büyük oyunculara teşekkür ediyorum. Bana destek verdikleri için de ekstradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ufak ufak bir başlayalım. Tabii ki çok merak edilen soru var. Özellikle Gencerme biliyorsunuz hani yıllardır listenin üst sıralarında her zaman zirvede. Tabi Tildirmen'le beraber yer değiştiriyorlar arkadaşlar. Onunla ilgili de çok soru soruldu. İşte Gencerme'ye nasıl, özellikle Gencerme'ye çok soru soruldu arkadaşlar. İşte soruların içerisinde kaç tane hero'm var? Ne kadar para yatırdın? İşte atıyorum hesabına kaç para teklif ettiler? İşte İstanbul'da mısın? Yaş kaç gibi arkadaşlar. Bizim oyuncularımızın merak ettiği şeyler. Ama şunu söyleyeyim. Bütün bu büyük oyuncular arkadaşlar beklenilenin aksi nedir? Yani ben tanıyorum ama hani tanımayanlar belki şöyle bir düşünce vardır. Hani büyük oyuncu egosu vesaire. Kesinlikle alakası yok arkadaşlar. Zaten birazdan göreceğiniz mesajlardan anlayacaksınız. Aynı zamanda canlı yayında bu büyük oyuncularla konuşan arkadaşlar da bunun farkına mutlaka varmışlardır. İnanılmaz mütevazi insanlar arkadaşlar. İnanılmaz mütevazi insanlar. Yani oyundaki başarıları bir yana, hayattaki insanlık başarıları gerçekten bir yana arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan bana destek verdikler için çok teşekkür ediyorum bu büyük oyunculara. Ve ufak ufak başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir derleme yaptım. Az önce dediğim gibi mesela o kadar mütevazılar ki mesela Gencerme Gameplay diye bir bizim canlılarımıza sürekli katılan bir kardeşimiz var. Adı Mert. Hani çok mütevazı. Gameplay görüşürüz kardeşim. Değil mi? Baksana yani bütün insanlar hakikaten çok mütevazi ve ellerinden geldiği kadar sorulan her soruya cevap vermeye çalıştılar. O kadar çok soru geldi ki yani bir nevi soru yağmuruna tutuldular. Hatta biz işte canlı yayından sonra da konuştuk. Artık ellerim vardı. Elledim koptu. Ellerim koptu gibi. Ama arkadaşlar inanın hani sanki nasıl söyleyeyim böyle yardımcı olmak için çabalayan insanlar modundalardı. Vallahi hakikaten bir kere daha takdire şayanlar arkadaşlar. Devam edelim. Ümit mesela bir soru sormuş işte. Abi 5 yıldız Demir Vatan sever mi? 4 yıldız Nebula mı diye. Burada sohbetin sadece bir kısmını alabildim. Anca yakalayabildim. Gencermen burada şunu söylüyor. İkisini de beğenmiyorum. İkisini de sevmiyorum demiş. Yani demek ki çok kullanacağım alanlarda değil diye cevap vermiş. Daha sonrasında Hero'ların prestijleriyle ilgili şöyle bir şey sordu. Hani sen Gencerme'ye sende 6 yıldız var mı? İşte 6 yıldız varsa neden yukarılarda gözükmüyor gibi. Gencerme'de arkadaşlar şöyle bir cevap verdi. Hero'ların prestij puanlarına göre profile giriyorlar. O yüzden görülmüyor. Biliyorsunuz 6 yıldızların 235'leri bile fullenmedi. 200 kopya olmadığı sürece
5.65'lerin üstüne çıkamıyor prestij olarak ki 6'ları şu anda kopyalamak biraz daha nadir, narindir. O sebeple arkadaşlar Gencer şunu söylüyor. Evet 6 yıldız kriterlerim var. Hatta 2.35'e attığım 2 tane Hiron var dedi. Onu da birazdan göstereceğim inşallah. Niye gözükmediğini de söyledi arkadaşlar ve hangisini neden attığını da söyledi. Dediğim gibi çok yardımcı oldular. Yani o canlı yayında olmanızı isterdim açıkçası. Olmayan arkadaşlarım için söylüyorum. Yani böyle güzel insanlarla, büyük oyuncularla konuşmanızı isterdim açıkçası. Mustafa da şöyle bir şey yazmış tabii yukarıda. İşte bundan sonra ayda bir kere bu oyuncu çağırırsan canlı yayına. Vallahi ben elimden geleni yaparım. Ama o kadar mütevazi insanlar ki dediğim gibi ben aslında çağırmadım. Kendileri bile söylediler. Yani gerçekten çok alçak gönüllü insanlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Hediye gönderme ile ilgili bir soru soruldu. Tabii bu hediye gönderme kalkınca işte hediye gönderme tekrardan geri gelir mi diye soruldu. Gencermeye kendi fikrini söyledi. Hediye gönderme bence diyor kesinlikle yıl sonunda aktif olacak. Hani yıl başındaki acaba hediye göndermeyi mi söylemek istedi yoksa tekrar eski haline geri mi dönecek veya başka bir şekilde mi olacak diye. Başka ne var? Eagan soruldu arkadaşlar. Eagan için ne düşünüyorsun dendi. Gencermen'in görüşü Eagan bence fantezi Euro'su. Blade daha fazla işlevsel can basması mistiklere karşı ve kötülere karşı gösterdiği etkiden dolayı şimdilik Blade daha etkili diyor arkadaşlar. Daha işlevsel diyor. O yüzden başka bir arkadaşımız da Gürkan abi sana ayıp oluyor ama kusura bakma diye. Çünkü niye bu yeni gelen büyük oyunculara tabii ki çok soru soruluyor. Ki benim de canıma minnetti arkadaşlar. Yani izledim. Şöyle söyleyebilirim yani bugüne kadar yaptığım en keyifli canlı yayın oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok keyif aldığım bir şeydi. Yani ben çok bir saatten fazla sürdü canlı yayın. Belki 2-3 dövüş yapmışımdır, yapmamışımdır. O da hani ayıp olmasın diye attım. Onun dışında pozo sohbet izledim arkadaşlar. Dediğim gibi çok keyifliydi. Gencerme 2.35 attığı yıllardan bir tanesi 6 yıldız arkadaşlar. Alev adamı atmış. Alev adamı atma sebebi de defans hero'su olması yani defansa koyduğu için arkadaşlar. Defansta iyi olduğunu söyledi. Ve bu yüzden 2.35 atmış. Bu dediğim gibi arkadaşlar Raşit abi ve Harun abi de var. Bunlar da o kadar mütevazılar ki görüyorsunuz hani biri bir şey sorularına cevap verdikleri zaman işte sağ ol diye cevap veriyor. İşte Harun abi baklava var mı bayramlı diye. Hani hakikaten çok mütevazi insanlar arkadaşlar. Sadece büyük oyuncular değil, insan olarak da çok mütevazılar. Ve Raşit abiyle Harun abi bizim yayınlara zaten sürekli katılıyorlar ve yani ben görüyorum böyle deli gibi soru soruyor bizim arkadaşlarımız ve gerçekten de sabırla hani hakikaten arkadaşlar böyle sabırla cevap veriyorlar. Tridirmen'le ilgili bir soru soruldu. Tridirmen akraban mı, kuzenin mi, arkadaşın mı diye. Arkadaşı olduğunu söyledi. Çok yakın zaten Gencerme ile Tridirmen arkadaşlar. Çok eski yani hani galiba oyun başından beri beraber oynuyorlar bu oyunu. Hep aynı ittifaklar, hep aynı yerler arkadaşlar. Ve tabii ki zirveler. Hani bir video yapmıştım. Tsubasa ve Misaki'nin fotoğrafını koyduğumuz bir video vardı arkadaşlar. Paslaşıyorlar. Bir gün o işte o zirveye geçiyor, bir o zirveye geçiyor. Ve çok güzel uyumları var arkadaşlar. Maşallah yani Allah bozmasın diyorum. Tabii bu arada Gencerme'nin elindeki Hero'lar da sorular soruldu işte kaç tane Hero var, kaç tane 6 yıldız var, kaç tane 5.65 var. 5.65 ile ilgili arkadaşlar 14 tane olduğunu söyledi. 6 yıldızlar içinde Trabzon'un plakası kadar dedi. Yani 61 tane 6 yıldızım var dedi arkadaşlar. Anka kuşu soruldu. Anka kuşunun PC çok yüksek. Hani bir şey işlevseli var mı, bir oynaması değer mi diye. Anka kuşu yüksek prestijli. Başka da bir esprisi bana göre yok diyor. Yani oyun olarak ondan çok çok daha iyi, çok çok daha üstün hero'lar var diyor arkadaşlar. Şimdi bazı konuşmaları yakalayabildim, bazılarını yakalayamadım. Ama aklımda olanları da mutlaka söyleyeceğim arkadaşlar finalde. Gencermeye nedir diye çok sordular arkadaşlar. Çok soru geldi Gencermeye nedir diye. Gencer soyadım. M de ismimin baş harfi diyor. Yani Murat Gencer arkadaşlar. Gencermeye diye yaptım dedi. Başka ne var? Sanırım bundan önce yapmıştım. İki tane fazla aynısından konuşalım. İşte 6 yıldızlı hero'lar neden abi profilinde görünmüyor diye söylendi. 6 yıldızlı işte hero'lar prestij puanlarına göre profile giriyor. O yüzden görünmüyor 6 yıldızlar. Çünkü dediğim gibi 6 yıldız 2.35'lerin full olması lazım veya full'e yakın olması lazım ki 5.65'lerin üstüne çıkabilsin. Tabii ki bu 2.35 olan hero'ların da pi olarak çok yüksek hero'lar olması lazım arkadaşlar. Botla ilgili bir muhabbet açıldığında bot kullanmanızı tavsiye etmiyorum dedi. Yani biz zaten aylardır da söylüyoruz arkadaşlar. Yani bot kesinlikle kullanmayın.
Dediğimiz gibi hani yakalanmazsınız 3 gün, 5 gün, 5 ay, 1 sene yakalanmazsın. Ama bir sene bir gün sonra bir yakalanırsınız. Yazık olur o kadar emeğinize. İşte ya kardeşim ben sana oyunu bırakacaktım. İyi oldu dersiniz. Ama dediğim gibi hesabınıza ve o bir yıllık emeğinize yazık olur arkadaşlar. Bir daha geri toparlayamazsınız o bir yılınızı. Ve arkadaşlar artık tam veda vakti. Yani o kadar mütevaziler ki. Tabii artık iyi oyunlar, iyi geceler, çocuk uyandı diyor. Çünkü çocuklar uyanmış arkadaşlar. Yani evli vakti büyük bir abimiz. Yaşı 49 arkadaşlar. 49 olarak söylendi. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi yani dediğim gibi hani ben zaten canlı yayından sonra da biraz konuştuk. Yani ellerim yoruldu çok sorulara cevap vermekten diye. O kadar mütevazı arkadaşlar. Yine elinden geldiği kadar cevap vermeye çalıştım diyor. Yani bildiği kadarını söylüyor. Başka bir şey daha var mı? Harun abiden Allah razı olsun. Yine bizim desteklerimizden. Hem birçok canlı yayına katılıyor ve birçok soruya da cevap veriyor arkadaşlar. Hatta Harun abi canlı yayında gördüğüm zaman direkt bütün herkesi Harun abiye kilitliyorum. Hadi diyorum Harun abi gelmişken sorun. Çünkü gerçekten çok büyük ve çok tecrübeli bir oyuncu arkadaşlar. Ve dediğim gibi insan olarak da çok güzel insandır. Yani eğer canlı yayınlarımıza denk gelirseniz yapışın arkadaşlar. Gördüğünüz zaman Harun abi, Araç abi yapışın arkadaşlar. Hiç affetmeyin ben size söyleyeyim. Sağ olsun bize destek veriyor. Allah razı olsun. Ve gençler dedim ki arkadaşlar yani bu insanlar o kadar mütevazı ki ve yaşları işte yüksek insanlar. Yani ben abi dediğime göre düşünün arkadaşlar. Ben kaç yaşındaysam onları da bir düşünün. Yani ona rağmen ben teşekkür ederim gibi arkadaşlar. Çok güzel, çok mütevazı cümleler bunlar. Yani her yerde bunları bulamazsınız arkadaşlar biliyorsunuz yani. Burnundan kıl aldırmayan oyuncuları da az buçuk biliyorsunuz. Buradaki konuşmaların dışında arkadaşlar Gencermeye'den kendi oyununa dair bir söz aldık. Yani oyun videosunu bize gönderecek. Biz de Magi TV olarak yayınlayacağız arkadaşlar. Tabii ki diğer büyük oyunculardan da bu sözleri alacağım. Onların arkadaşlar hem tavsiyelerini hem de videodaki oynama şekillerini işte oynama şeklini videoya istica edeceğim. Burada paylaşacağım arkadaşlar. Hem ben öğrenmiş olacağım. Ben birkaç videolarını izledim ama hani hem de sizlerle paylaşmış olacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl oynuyorlar, nasıl oyuncular. Çünkü bunlar arkadaşlar bir de hani çok büyük oyuncular olduğu gibi bulundukları ittifaklarda sürekli birinci olan mesela MMX ittifağı biliyorsunuzdur. Kingpinlerde sürekli birinci oluyor. İttifak savaşlarına çok ağırlık vermiyorlar kendi deyimleriyle. Çünkü ittifak savaşlarındaki ödüller hani 2'de 3'de gold da olsa bir şekilde gideri var. Ama Kingpin'de kesinlikle ödüller. Kingpin çok önemli ve KG'de de çok yukarıdalar. Hatta ben de birinci olduklarına dair bir sürü de fotoğraf var arkadaşlar. Hemen hemen her hafta o fotoğrafı görüyorum. Çok da seviniyorum. Yani Türk oyuncular olarak arkadaşlar hakikaten çok gurur duyacak bir şey yani şu oyun için. Çünkü zirvedeler ve yüzyıllardır böyle. Şöyle bir soru gelmişti hatta hatırlıyorum. İşte Türk oyuncuların hepsinin toplanacağı 30 kişilik bir ekip olsa da böyle dünyada işte zirvede çıksa bir ittifak diye. Ya Erdem'di, İntegral'di tam hatırlamıyorum kim cevap verdiğini. Yani böyle bir oyuncuların toparlanmasını herkes çok istiyor. Ama ne yazık ki şu anda o ortam olmuyor arkadaşlar. Bunun önemli sebebi de pi. Yani Türk oyuncular prestije ne yazık ki çok önem vermiyor arkadaşlar. Oysa prestije çok fazla önem verilmesi lazım ki yani Türk oyuncuların artık yukarılara doğru oynaması lazım. Hakikaten prestij. La 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 la